Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tan herkese merhaba. Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT2'deyiz. Bugün Ümit Ünal konuğumuz olacak. Önce haber turu, buyurun efendim. Doğal güzellikleri ve taş mimarisiyle Güneydoğu'nun saklı cenneti Şanlıurfa Halfeti. Sitasdoğu Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2013'te Sakin Şehir Ağı'na dahil edilen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde değişim zamanı. Halfeti'de yapılan çalışmalar bölgenin çehresini değiştirdi. Birecik Barajı nedeniyle bir kısmı sular altında kalan Batıkkent Savaşan Köyü'nün cazibesinin gün geçtikçe arttırılması hedefleniyor. Su altında kalan caminin minaresiyle Halfeti'nin simgesi konumuna gelen bölgede terk edilmiş taş evlerin restore edilerek butik otel hizmeti vermesi planlanıyor. Yapılacak restorasyonlarla bölgenin turizm potansiyelinin artması bekleniyor. Yetenekli ellerden ahşap oyuncaklar. Hatay'da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri minik kardeşlerini sevindirmek için harekete geçti. Atık tahtalardan yapılan geleneksel oyuncaklar onlara sahip olamayan çocukları mutlu etmek için üretiliyor. Bulduğumuz atık tahtaları burada kullanarak köy çocuklarına oyuncak yapmaya çalışıyoruz. Araba, kamyon, uçak ve benzeri gibi oyuncakları köy çocuklarına göndererek onları da seviyoruz. Resim atölyesinde yapılan oyuncaklarda 150 öğrencinin emeği var. Atölyede oyuncak dışında Osmanlı ve yakın tarihin önemli şahsiyetlerinin portreleri de yakma sanatı kullanılarak üretiliyor. Bu yıl 23.sü düzenlenecek Ankara Uluslararası Caz Festivali'nde geri sayım başladı. Festival bu yıl toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için düetler temasıyla düzenlenecek. Caz melodileri eşit bir dünya için yankılanacak. Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Caz Derneği olarak 23 yıldır bu festivali düzenliyoruz. Ve biz sivil toplum kuruluşu olarak cinsiyet eşitliğine biz aslında değinmek istedik. Bir kadın ve bir erkeğin festival sahnesinde eşit bir şekilde iletişim kurabiliyor olması, bunu izleyicisiyle, müzisyenleriyle paylaşabiliyor olmasını istedik. Şehrin en uzun soluklu etkinliklerinden biri olma özelliğini taşıyan festival, 26 Nisan'da caz dinleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Hamiyet Yüceses vefatının 23. yılında bir konserle anıldı. Buyurun izliyoruz. Türkiye Ses Kraliçesi, Türk Sanat Müziği sanatçısı Hamiyet Yüceses vefatının 23. yılında bir konserle anıldı. Yüceses'in anısına düzenlenen konser Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Konserde Çiğdem Yargın, Yonca Lodi, Ayşen Birgör ve Bekir Ünlü Ataer solist olarak sahne aldı. Sanatçılar konserde gelmiş geçmiş en büyük üç kadın sesinden biri sayılan Hamiyet Yüceses'in ününe ün katan şarkılardan oluşan bir repertuarı seslendirdi.
Konserde Makber parçası dinleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. Güftesi Abdülhak Hamit Tarhan'a, bestesi Mehmet Baha'ya ait ve seslendirmesi oldukça zor olan Makber, Hamiyet Yücesesin ününü perçinleyen şarkı. Suriye, Lübnan, Kıbrıs, İsrail, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde konserler veren ünlü sanatçının araya bir gazel ilave ederek okuduğu "Bakmıyor Çeşmi Siyah" şarkısı da repertuarda beğenilen parçalar arasındaydı. Sırada bir sergi haberimiz var. Arik Levin'in Türkiye'deki en geniş kapsamlı sergisi ziyarete açıldı. Sanatçının birbirinden farklı materyalleri kullanarak ürettiği eserlerine gelin yakından bakalım. Buyurun. Multidisipliner sanatçı Arik Levin'in Türkiye'deki en kapsamlı kişisel sergisi Varoluş Kavşağı Plevneli Dolapdere'de açıldı. Sergi, sanatçının heykelleri, duvar heykelleri, çizimleri ve resimlerinden oluşuyor. Intersection of existence is a state of mind of everybody, every day. Wake up in the morning, you breathe, you're alive. At that moment, you start dealing with what's inside and what's outside. The sculptures that you see here and behind me are in balance without being in balance. I put the formation when they stand alone, and before I fix them, I take it out of balance. So the brain looks at it and says, does it really stand? But the eyes see that it stands, so there's a conflict, and this is the intersection. What interests me is not the existence before or after, but the moment you ask the question, the moment you have a doubt, this is the moment where you learn, this is the moment where you feel, this is the moment where you acquire a new sense, a new feeling, a new sensation, a new intelligence, a new situation that you can accumulate within yourself. So every time you learn that, every time you see that you've learned that, you're progressing to a new place. Here the opportunity was to take all the floors of the building, and every floor show another phase. They're not chronological. They are not necessarily a progress or going backward or forward. They are state of mind. Tarih öncesi, evrim, yeniden oluşum, illüzyon ve bağımlılık sergiyi oluşturan bölümler. Tarih öncesi dönemin ele alındığı kat, ilkel bir form olan kayanın duygular, kompozisyon ve sosyal yansımalar gibi oluşumlarını tarif ediyor. Serginin yeniden oluşum bölümü, duyguların ve fiziksel özelliklerin birleştiği genetik yakınlığa atıfta bulunuyor. Evrim katında ise değişim içindeki kayalar var. İllüzyon katında sanatçı, süreç boyunca neredeyse adeta gözleri kapalı olarak çalıştı ve özgün figürler oluşturdu. Müzik
kattaki bağımlılık bölümünde Levi, yapılan her bir hareketin başka bir faktöre bağlı olduğunu anlatıyor. What I need to work is with my emotions, my feelings, my vision, and how I translate this and how I can transfer this into to the people that come and visit and see or are interested in the work. So the multidisciplinarity is more in how I can communicate in a better way. So sometimes it will be a bronze, sometimes it will be a video, sometimes it will be a painting, sometimes it will be a sculpture. There is no one way. The material I like most is emotions and intelligence. Sanatçı Arik Levin'in düşünceyle maddenin iç içe geçtiği eserleri 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Sevimli hayvanlara farklı bakış sunan bir fotoğrafçı geliyor şimdi ekranlarınıza. Buyurun izliyoruz. Fotoğraf sanatçısı Andrews Burba, alttan bakış projesiyle hayvan sevgisini sanatla birleştiriyor. Sanatçı, hayvanların fotoğraflarını cam altından çekerek oldukça farklı kareler yakalıyor. Litvanyalı fotoğrafçı, kedilerle siyah arka plan üzerinde benzersiz açılarda yaptığı çekimlere 2015 yılında başladı. Kedilerin fotoğraflarını aşağıdan çekme fikrini, internette gördüğü benzer bir fotoğraftan yola çıkarak geliştiren Burba, sadece kedi fotoğraflarıyla yetinmedi. Köpek, tavşan, hatta atlar da alttan bakış projesinin aktörleri oldu. Litvanya Kaunas'ta düzenlenen Uluslararası Kedi Şovu için yaptığı son projesinde ise sanatçı hep kullandığı siyah arka planı terk etti. Her bir kedi için kürkü, gözleri ve kişiliğine uygun olan parlak renkleri seçti. Kedilerin büyüleyici fiziksel özelliklerini ortaya koyan projede onların merak, can sıkıntısı veya rahatsızlık gibi ruh halleri de pozlara yansıdı. Kedilerin fotoğrafını aşağıdan çekerek utangaçlıklarını kırmak istediğini ifade eden sanatçı, bu sayede patilerinin sevimli fotoğraflarını ortaya çıkardı. Bugün 5 sanat köşemizde sahne sanatları var. Editörlerimizden Kübra Sönmez Işık, Tanju Yıldırım'la Arjantin tangosunu konuştu. Buyurun izliyoruz.
önemli isimlerinden Ustam Yalvaç Ural'la 3000 yıllık Anadolu destanını konuştuk. Buyurun. Anadolu efsaneleri, Temel Reis Ispanağı Yoğurtsuz Yer, Tembeller Orkestrası, Hermias gibi daha birçok kitapta onun imzası var. Çocuk ve gençlik edebiyatımızın usta yazarı Yalvaç Ural, yaklaşık 50 yıldır çocuk kitapları kaleme alıyor. Ural, bu defa 3000 yıllık destanı bizlerle paylaşıyor. Troya Savaşı'nı ve Tahta At efsanesini günümüze ulaşan pek çok kaynaktan yola çıkarak şiirsel bir dille okuyucuya aktarıyor. Biz yıllarca kendi yaşadığımız toprakların üstündeki kültürel değerleri biraz sırtımızı dönmüşüz. Ben bu yoldan çıkarak bizdeki kültür verilerini araştırdım. Birincisi şeye başladım, Sümer masallarına. Maziz ablayla da konuşmuştum. Ben karşılaştırmalı bir edebiyat yapmak istedim. Fabullara bayılır hayvan masallarına. Pek çoğunu yani Mevlana'dan Beydaba'ya, Kirilov'dan Rusların La Fontaine, La Fontaine Ezop'a kadar. Özellikle Ezop ve La Fontaine masallarında bir karşılaştırma yaptım. Troya Savaşı'nı ve Tahta At Efsanesi kitabını 4 yılda tamamlayan usta yazar, sadece çocukların değil, yetişkinlerin de beğenisine sunuyor. Ben buna uzun zaman önce başlamıştım. Bir de UNESCO'nun Troya'yla ilgili dünyaya açıkladığı varlığı ve özelliğiyle ilgili bildiriler, onu koyduğu ayrıcalıklı yer bu kitabında yapmamı, hazırlamamı hızlandırdı. Ve bu arada bunlarla ilgili de 24 bin sayfa kitap okudum. Bu kitabı hazırlarken hem de iki kez okudum. Buradaki kültürler Batılılarca hep ya Yunanistan'a ya başka kültürlere yaslandırıldı. Sahipsiz bırakılan kültüre herkes sahip çıktı. Ezop'a biz sahip çıkmadık. Bütün dünya Ezop'u aldı, Yunanistan'a mal etti. Türkiye'de çocuk edebiyatı denince akla gelen ilk isimlerden olan Yalvaç Ural, üç kuşağın yazarı aynı zamanda. Türkiye'de ve dünyada çocuk edebiyatı çok akıllıca bir yolculuk yapmıyor. Popüler kültür bütün çocuklarımızı kendi dünyası içine aldı ve onları bir şekilde eliyor. Çocuklar başka bir yere doğru yönlendiriliyor, kitaptan uzaklaştırılıyor. Ve bu kitaptan uzaklaşırken böyle fast food türü diyeceğimiz kitaplar çocukların dünyasına giriyor. Çocuk edebiyatına farklı türlü bakma, farklı bir cepheden, ayrımlı bir cepheden bakmamız lazım. Baktığımız zaman da çocuğun özellikle bu 3 ile 12 yaş arasındaki gelişiminde onu ne kadar doğru bir kültürel ürünle beslersek onu öyle bir yere taşıyabiliriz. Edebiyatın birçok türünde eser veren usta kalem, yazdığı kitaplarla 7'den 77'ye masallar anlatmaya devam ediyor. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Birazdan Ümit Ünal bizimle birlikte olacak. Aramızdan ayrılışının 71. yılında usta yazar Sabahattin Ali'nin hayatı ve eserlerine ilişkin hazırladığımız içerik geliyor ekranlarınıza. Buyurun efendim. Öğretmen, gazeteci, şair, yazar Sabahattin Ali. İnsanı en içten anlatma sanatı olan edebiyat türünün özgün örneklerini verdi. Yazdığı metinler ve üslubuyla kendinden sonraki döneme ilham oldu. Toplumcu gerçekçi metinler kaleme aldı. Babasının mesleğinden dolayı ilk öğretimini ülkenin çeşitli yerlerinde tamamladı. Daha sonraları Sabahattin Ali, Balıkesir Muallim Mektebi'nde parasız ve yatılı olarak okudu. Sanatla bağının temellerini yatılı okul yıllarında attı. Şiir, öykü ve denemeler kaleme almaya başladı.
Babasının hayatını kaybetmesinden sonra aynı sene okuldan öğretmen olarak mezun oldu. Yozgat Merkez Cumhuriyet Okulu'na tayin edildi. Burada Anadolu insanını yakından tanıma fırsatı buldu. Yapıtlarındaki karakterleri ustalıkla ele almasında bu dönemin payı büyük oldu. Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz'la siyasi mizah dergileri çıkardı. Yazıları nedeniyle çeşitli iddialardan dolayı tutuklandı ve hapis yattı. Tek parti döneminde yazıları yayımlanmayan Sabahattin Ali yurt dışına gitmek istedi fakat pasaport talebi onaylanmadı. Bulgaristan'a gitmeye karar veren yazar öldürüldü. İçimizdeki Şeytan, Kuyucaklı Yusuf, Değirmen, Kaan'ı, Ses, Sırça Köşk, Yeni Dünya, Marco Paşa yazıları ve ötekiler, Canım Ali'ye Ruhum Filiz, Çakıcı'nın ilk kurşunu yazarın kaleme aldığı eserler arasında bulunuyor. En çok okunan romanlar arasında yerini alan Kürk Mantolu Madonna'yı 2. Dünya Savaşı seferberliği sırasında askere alındığı yıllarda yazdı. Sabahattin Ali, ölümünün 71. yıl dönümünde okurları için hayatı ve insanı anlamlandırmaya devam ediyor. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var, Ümit Ünal. Ümit Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi her gördüğümde gülmek isterim ben ve hep gülerim. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için programımıza. Ben teşekkür ederim. Sizinle ilgili bir içerik hazırladık. İsterseniz önce onu izleyelim, sonra sohbetimize başlayalım. Tamam. Buyurun efendim, izliyoruz. Nar, Gölgesizler, Çıplak Gerçek, Hiç, Ses, Sofra Sırları yönettiği filmlerden yalnızca birkaçı. Senarist yönetmen Ümit Ünal, 21 yaşında girdiği sinema dünyasında edindiği başarılarla adından söz ettirdi. Okul sırasında yaptığı kısa filmlerle çeşitli ödüller alan yönetmenin ilk senaryosu Teyzem, 1986 Milliyet Gazetesi senaryo yarışmasında birincilik kazandı ve Halit Refik tarafından filme çekildi. Yok, ben aslında çocuğumdur. Hiç yalan söyler mi? Korkarım. Ama yalanlar da gereklidir ara sıra. Diyelim ki sevdiğin seni bekliyor. O zaman da yalan söylemez misin? Hayır, ben annenin kuzusuyum. Hiç de değil. Ben annemin kuzusu değilim işte. İlk filmi 9, 2003 yılı yabancı film Oscar'ı için Türkiye'nin adayı seçildi ve çeşitli festivallerde ödüller aldı. Kirpi. Ben kirpi mirpi bilmem abi. Kirpi mi? Ne kirpisi? Born to be wild. Ben kuzuların tavukların bile kesilmesine dayanamam. 2008 yılında gösterime giren Ünal'ın yazıp yönettiği Ara, 27. Uluslararası İstanbul Film Festivali jüri özel ödülünün yanı sıra 15. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi senaryo ve en iyi kurgu ödüllerini aldı. Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler adlı yok romanını şey senaryolaştıran ve yönetmenliğini üstlenen Ünal, senaryosu Uygar Şirin'e ait olan Ses filmini de yönetti. Buyur abi. Nesna, bırakma beni ya, bırakın Nesna! Ümit Ünal, senaryo, film, reklam çalışmalarının yanı sıra Işık Gölge Oyunları, Bana Göre Kıyamet, Amerikan Güzeli ve Kuyruk adlı kitaplara imza attı. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat'tayız. Ümit Ünal bizimle. Ümit Bey, izlerken filmleri bunun görüntüsü iyi, bunun görüntüsü atlıyor, bunun görüntüsü nereden alınmış dediniz. Çünkü genellikle görüntülerde çok iyi olmayan şeylere rastlanır değil mi? Arkadaşlarımız iyi çalışmışlar ve temiz görüntüleri almışlar sizin. Özellikle eski filmlerin hani teknolojik şartlar farklı olduğu için o zamanlar. Eski filmlerin arşivi, mesela teyzemin bende düzgün bir kopyası yok. Umarım Hayat Sanat ekibi size bu kopyayı temin eder o zaman. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımız bunu yapacaklardır diye düşünüyorum. İsteyeceklerdir kimdeyse şu anda. Kimin filmi teyzem? Yani şu an hangi şirkete ait? Burç Film. Burç Film. Evet. Ümit Bey,
Dönüyor görüntüler, evet, filmlerle ilgili. Filmlerle ilgili bugün çokça konuşacağız. Ama öncesinde isterseniz bugün yarının olayıyla başlayalım sohbetimize. Yarın harika bir fotoğraf sergisi açılacak. Evet. Fotoğraflar Nuri Ziya Sokak 27 numarada. Evet, şimdi, İstanbul Konsept Galerisi'nde. İstanbul Konsept'teki bu hikayeyi önce sizden izleyelim. Sonra resimlere dönüp sonra kitaplar ve filmlerle isterseniz devam edelim. Vallahi işte yıllardır fotoğraf çekiyorum. Sonuçta aslında her sinema yönetmeni bir şekilde fotoğraftan, resimden, edebiyattan anlamak zorunda. Ama fotoğraf gözü mutlaka olması lazım bir sinema yönetmeninin. Ben de özellikle cep telefonları çıktığından evet. beri çok sık fotoğraf çekiyorum. Ben de sıkı takipçinizim. Beni hani her yerde bir şeyler çekerken görebilirsiniz. Bunlardan ilginç bir birikim oluştu. Belki bir tematik bütünlüğü yok ama hani benim gözümle, benim cebimden çıkan diyeyim fotoğraflardan bir toplama, bir sergi. Lütfen, evet. Fotoğraflardan evet. İkisini. Peki, sergi açılmaya karar verildi. Daha öncesinde ben sizin resim serginize gelmiştim aynı galeride. Evet. Şu an üçüncü sergiden söz ediyoruz evet. aynı galeriyle. İlki evet. resim sergisiydi. Biraz bunun yolculuğunu dinleyelim isterseniz. Resim de çocukluğumdan beri süren bir şey. Aslında hatta hep anlattığım şey ressam olmak istiyordum. Röportajlarınızda çocukluğumdan itibaren ressam olmak istiyordum. Fakat nasıl olacağımı bilmiyordum. Akademiye girmek gözüme çok imkansız bir şey gibi görünüyordu. Bizim okulun Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. İzmir evet. 9 Eylül Üniversitesi. Bizim okulun tanıtımını gördüğümde orada sinema okumak diye bir fikir birdenbire çok çekici geldi. Ve üniversite sınavında bizim okulu listenin üst sıralarına yazdım ve orayı kazandım. Sinema okurken de aslında resim yapıyordum. Hatta okulda sergi bile açmıştım. Fakat yıllar içinde aslında hayatta asıl işimin sinemacılık olduğunu anladım. Asıl işim daha doğrusu hikaye anlatıcılığı. Hikaye anlatmak sanırım asıl hani bana inmiş bir şey. Ve bunun pek çok yolunu hayatınızla özdeşleştirdiniz. Evet. Önce resimden devam edelim. Resimlerim de aslında hikaye anlatıyor bir manada. Belki bir manada fotoğraflarım bile hikaye anlatıyor denebilir. Resimlerimde hep sanki filmlerdeki gibi konuşan farklı farklı karakterler vardı. Mesela Mahlukat Bahçesi serisi öyle bir şeydi. Her biri sokakta duyduğum diyaloglardan, kulağıma çalınan hani ilginç sözlerden sözleri söyleyen bir takım tuhaf mahluklar evet, çiziyordum. Harika senelerdir çizdiğim. Onlar. Evet. Sonrasında Kuşlar, Yüzler ve Diğer Şeyler. Kuşlar, Yüzler ve Diğer Şeyler sergisi geldi. Orada da Mahlukat Bahçesi'nden çıktıktan sonra hani daha deneysel başka bir dünyaya. Evet, dünyaya açıldım. Resim konusunda denediğim başka işler vardı. Işık Gençoğlu var, küratör evet. ve İstanbul Konsept Galerisi'nin sahibi. Beni Instagram'da keşfettiler. Instagram'da paylaşıyordum. Ve aslında sık sık da cesaretlendiren oluyordu. İşte Ümit, bunların sergisini açman lazım. İşte çok güzel işler falan. Fakat yani nasıl başvurulur, bir galeriye nasıl gidilir, onları bile bilmediğim için, o resim dünyası nasıl işliyor, hiçbirinden haberim olmadığı için... keşfedilmeye sosyal kaldı. Sosyal medyanın olan. Güzelliği ve keşif evet, gücü değil evet, mi aslında? Evet, büyük bir gücü var. Orada ulaştığın insanlar başkalarına söylüyorlar. O biri geliyor seni görüyor ve hepsini bir arada gördüğü için ilginç buluyor. Aslında ilk sergilerimi sosyal medyada açtım yani. Ben de oradan takip etmiştim. Evet. Ama galeride izlemek, galeride onların karşısında olmak, onlarla nefes alıp vermek tabii ki sizin için çok farklı ama biz seyircileriniz için de çok farklı, emin olun. Tabii Çünkü ki. Ben Kuşlar, Yüzler ve Diğer Şeyler sergisinde nefesimi tutup onları izledim ve onların hikayesini yaşadım. Ama sosyal medyada gördüğüm şeyler gelip geçici şeylermiş gibi hissettim. Tabii Şimdi ki. İkisi arasında çok ciddi bir fark var. Yaşamak, onu hissetmek üzerinden. Tabii ki sonuçta bir sanat yapıtı her zaman aslında kendisiyle yüz yüze geldiğinizde. Yani filmi de aslında en iyi deneyimi bir filmin sinemada izlemek. Şimdi cep telefonundan bile film izleyenler var. Fakat evet.
Biz onları aslında büyük ekranda oranın ses düzeniyle izlenmesi için yapıyoruz. O cep telefonunda veya laptopta veya atıyorum ufak bir yerde seyreden insanlar aslında belki çok şey kaçırıyor. Belki bilgiyi hızlı yakalama merakı. Evet, hayır ben de yapıyorum. Evet. Ben de laptoptan çok sık film seyrediyorum. Ama filmin belli bir yerini ancak yakalıyorsunuz. Onun gerçek hani o bir deneyime dönüşmesi için, tam anlayabilmek, içine girebilmek için sinema salonunda olmak lazım. Peki fotoğraflara dönecek olursak, yarın açılacak olan bu harika sergiye dönecek olursak, kaç fotoğrafınız var Ümit Bey sergide? 59 fotoğraf. İçinde portreler var. Biraz önce seyircilerimizin gördüğü İstanbul teması çok hakim bildiğim kadarıyla. Büyükada'da yaşıyorum. Büyükada'ya gidip gelirken çok fotoğraf çekiyorum. Ada zaten öyle bir yer ki nereye dönseniz resim çok güzel korunmuş. Lodos sayesinde bir parça kendini korumuş bir ada. İstanbul'un diğer kısımlarından farklı. Zaman durmuş gibi bazı sokaklarında yani. Diğer yolculuklardan yani 2011'den beri çektiğim fotoğraflar var aslında sergide. Hong Kong'tan da fotoğraf var. Ne bileyim yurt dışından başka çekilmiş fotoğraflar var. Ben heyecanlıyım yarın. Biz de çok heyecanlıyız. Evet. İlk fotoğraf serginiz çünkü. Evet. Resimlerinizde de öyle bir heyecanı yaşamıştık ama Ümit Bey. Fotoğrafı ilk kez göreceğimiz için şu an çok çok heyecanlanıyoruz. Sosyal medyada gördüklerimiz dışındakiler. Örneğin bu benim görmediğim bir kare. Görmediğim annemle pek çok babam bu arada o fotoğraftaki. Evet, anneniz babanızı zaten çok fazla fotoğrafladınız bugüne kadar. Ben de çok iyi tanıyorum kendilerini sizin sayenizde. Çünkü siz aile olmakla, kızlarınızla, annenizle, babanızla. Tabii ki. Zaten hikayeleriniz içinde aileyle ilgili temaların içinde de dolaşıyorsunuz. Tabii ki. Buradan teyzeme geçelim isterseniz. Çünkü aile ve teyzem. Teyzem 21 yaşında yazdığınız bir senaryo. Aslında senaryoyu 19 yaşında 19 yazdım. Yaşında yazdınız. 21 senaryo. Yaşımdayken çekildi. Üniversite 3. sınıftayken. Yarışma değil mi sanıyorum? Sonra da Milliyet Gazetesi'nin senaryo yarışması vardı. 1986'da orada birinci oldu. Evet. Fakat çekilmesi yarışmayla çok ilgili değil. Ben ondan önce Müjde Ar'la tanışmıştım ve Müjde gerçekten çekilmesine ön ayak olmuştu filmin. Zaten yarışma olmasa da çekilecekti bir şekilde. Fakat o yarışma üzerine bir heyecan kattı değil mi? Daha büyük bir heyecan kattı. Benim için de çok büyük bir olaydı yani orada. Halit Refik çekmişti bu filmi. Halit Refik çekti, evet. Yapmıştı. Sizin röportajlarınızı dün ve bugün okurken arkadaşlarımın da yardımıyla röportajlarınıza ulaştığımızda Alain Robbe-Grillet'in bir filmiyle karşılaştım sizin söylediğiniz. Bunu da teyzemin tekrar çekilmesi üzerine konuşurken söylemişsiniz. Diyorsunuz ki ben L'Immortel'i, Ölümsüz filmini izledim ve oradaki İstanbul kullanımını diye başladığınız bir yer var. İsterseniz onu sizden işitelim. Sonra da teyzemin yeni çekilecek sürecine bir uzanalım. Vallahi o Ölümsüz filmi bence dünyada çekilmiş İstanbul üzerine en güzel filmlerden biri. Bir de hikayesiyle çok bağlayarak, hikayesi İstanbul'da sevdiğini kaybetmiş bir adamın onu araması üzerine ve İstanbul'un en bildiğimiz turistik yerlerine, en turistik mekanlarına da gidiyor. En kartpostal görüntülerini de kullanıyor. Bir İstanbul filmi, gerçek bir İstanbul filmi. Ben hani elimde olsa İstanbul'da bir sinema o filmi her gün göstersin isterim. Ve turistler gelip önce orada görsün sonra. O kadar hayran olduğum bir film. Ve orada bizim sinemamızda ama İstanbul'u kullanmak tırnak içinde yönetmenlerimiz bir parça çekinir. Turistik olmaktan ya da hani oryantalist görünmekten çekinirler. Hem teyzemde mesela Anlat İstanbul'da da bütün diğer yönetmen arkadaşlara hep söylediğim İstanbul'u kullanmaktan çekinmeyelim. Mümkün olduğu kadar çok ve çok güzel görüntülerini çekmemiz lazım. Çünkü yabancı filmlere baktığınızda New York. New York'u neredeyse ezberledik. Evimiz gibi biliyoruz. Veya Roma'nın Roma adında bir filmi var Fellini'nin. Evet. Ve gerçekten Roma gittiğiniz zaman filmden tek tek hatırlıyorsunuz oradaki mekanları. Berlin Üzerinde Gökyüzü diye mükemmel bir film var. Berlin'e gittiğimde
Oradaki dükkanı bile bir araba dükkanını bile hatırladım. Yani caddeleri, sokakları. Bizim öyle bir filmimiz hala sanki İstanbul üzerine, İstanbul'un ruhunu o kadar anlatan bir film yok gibi hissediyorum. Teyzem de biraz küçük çocuk teyzesiyle İstanbul'u özdeşleştiriyordu. O yüzden Ölümsüz'e benzetiyordum. Ve büyüdüğünde de İstanbul'un geçirdiği değişimle teyzesinin geçirdiği değişimi kafasında özdeşleştiriyordu biraz. Derdim biraz oydu yani. Peki yeni çekilecek olan teyzemden söz edelim. Bir gün sizinle karşılaştığımızda olacak hayal demiştiniz. Güzel bir hayal bence. Evet. Bundan söz edelim biraz. Yapmayı çok isterim. Halit abinin filmi çok çok başarılı. Ben onu yazdığım zaman tabii ki çok hani genç bir insandım ve çok acemiliklerim de olmuştur belki yazar olarak. Halit abi hikayeye hem çok şey kattı kendinden hem de çok güzel yorumladı. Fakat tabii ki kendi bakış açısıyla çekti. Tabii. Her yönetmen öyle yapmak evet zorunda. Sinemanın öyle bir tarafı var. Kendi kafasındaki hikayeyi anlatabilir ancak. Benim tam yapmak istediğim film değil. Teyzem. Benim kafamda zaten başka... Zaten herkesin farklı bir evet yolculuğu var değil evet mi Mehmet Bey? Yani sonradan yaptığım filmlere bakınca zaten neden öyle dediğim anlaşılabilir. Kendi yorumumla bir kere daha çekmek isterim. İstiyorum. Umarım yani çekersiniz bir diğer gün. Filmlerim, ben de çok isterim. Diğer filmlerimle ilgili hiç böyle bir şeyim yok. Yeniden çekmek istediğim filmim yok. Fakat teyzemin benim için çok kişisel bir tarafı var. Çünkü teyzem sizin kendi teyzeniz. Kendi hayatımdan sizin kaynaklandığı hayatınız için. Ama işte bütçesi çok yüksek. Öyle ha ben çekmek istiyorum deyince olacak bir şey değil. Sinema öyle bir yani, yolculuk değil. Değil. Evet, ne yazık ki değil. Keşke öyle olsa. Çok şeyin bir araya gelmesi lazım. Uğraşıyorum. Mutlaka bir gün yapacağım. Herhalde. Peki bugün çekilse kim oynayacak teyzemi? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Peki biraz sofra sırlarına gidelim o zaman. Evet. Kim oynayacak meselesi üzerinden. Sofra sırlarında ve bu röportajlarınızda pek çok isim geçiyor. Evet. Çünkü kast yapılırken yolculuk uzun olduğu için iki oyuncunun, üç oyuncunun isimleri zikrediliyor. Sonrasında biz bakıyoruz. Öyle biri olmuş ki yönetmenle çok iyi buluşmuş. Bu da bana çok heyecan veriyor aslında. Örneğin Sofra Sırları'nda Demet'le buluşmanız. Evet. Ne kadar güzel bir kast ve Demet onu ne kadar iyi oynuyor. Biraz onunla ilgili yolculuğu isterseniz dinleyelim sizden. Sofra Sırları yapımı çok uzun süre alan bir proje oldu. Ben o hikayeyi ilk yurt dışında çekmek üzere. Benim bir İngiltere dönemim var. 3 sene İngiltere'de evet yaşadım. Onun öncesinde de işte 11 sene bir İngilizle evliydim. İngiltere'de yapmaya çalıştım ve oradaki Türkler arasında geçen bir hikaye olarak tasarlamıştım. Evet. O başka bir hikayeydi. Serra Yılmaz'ı hatta oynatmayı çok istemiştim o filmde. Ama oradaki kadın başka bir kadındı, başka bir karakterdi. En azından yaşça daha büyüktü. Fakat İngiltere bambaşka bir yer, oranın koşulları bambaşka. Orada yapamayacağımı, yapımcım vardı. Üzerine bir buçuk sene çalıştık. Fakat sonra yapamayacağımı bir şekilde anladım ve oranın koşullarına uyamadı proje yani. Yapamayacağımı anladım ve Türkiye'ye uyarladım. İyi ki burada olmuş ve iyi ki evet Demet oynamış. Eminim Demet Serra Yılmaz oynasa harika da başka bir şey olacaktı. Yok, ama. Yok Demet bambaşka tabii. Hikaye değişti, karakter değişti, tabii gençleşti. Türkiye'ye uyarlayınca espriler değişti. Aslında farklı filmler ama hikayenin temeli aynıydı diyeyim. Hani Serra için yazılmış bir rolü Demet'e uydurmadım aslında. Tabii ki yeniden evet Demet için düşündüm ve bulunabilecek en güzel Neslihan oldu. Çalışmamızdan çok memnunum. Bir daha çalışmayı da iple çekiyorum. İnşallah açıkçası çalışırsınız. Bu uyumlu birliktelik daha evet güzel sonuçlara da daha güzel sonuçlar da doğurur diye düşünüyorum. Ümit Bey bir de şeye gidelim isterseniz. 9'un yapılış sürecine. Çünkü burada evet bir kas değişikliği ve belki senaryonun değişikliği var ama 9'un bambaşka bir çıkış hikayesi var. Evet. Anlat İstanbul yapılacak. Yapılamadığı evet dönemde farklı bir şey geliyor sizin aklınıza evet ve o süreci de isterseniz seyircilerimize. 9 aslında çok eski bir proje. Yani Anlat İstanbul'la birlikte
gelişmiş bir proje diyeyim. 97'den itibaren neredeyse yazdığım bir şey. Fakat ilk önce Anlat İstanbul'u çekmek istiyordum. 9 belki sonra ikinci filmim olacaktı. Fakat Anlat İstanbul'u bir yapımcıyla üzerine uzun uzun çalıştık. O zaman ismi İstanbul Masalları'ydı. Hı hı. Ve o 2001'deki büyük krize denk geldi. Evet. 2000'deki, pardon özür dilerim. 2000'deki büyük krize denk geldi ve her şey durdu. O zamanları hatırlayanlar herhalde hatırlar. Zaten ilk olarak sanattaki hareketlilik evet, duruyor değil zaten mi? Zaten herhangi bir ekonomik krizin daha K'si telaffuz edilirken en başta sanat, tüm kültür, alanları. Evet, orada bir felç yaşanıyor. Filmi o sırada yapamadık. Ben de 9'u öne geçirdim. Çünkü 9 çok küçük bütçeli. Küçük bütçelinin de ötesinde bütçesiz. Kendinizin kurtarabileceği hatta. Evet, oyuncular hiç para almadı. Biz para almadık. Herkes gönüllü çalıştı. Mekanı bedava bulduk. Ayrıca da filmi o zamanın teknolojisiyle ilk defa 35'e videodan aktardık. Video, dijital video olarak çektik. Evet. Ve 35'e onu bastık. Türkiye'de de yapılan ilk filmdi bu manada. Ve sonra o dünyanın pek çok yerini dolaştı. Evet. Oscar adayı, Türkiye'nin adayı olarak seçildi. Evet. Dolayısıyla aday ve bu kadar küçük bütçeli bir çalışma ama çok büyük yürekle çalışılan bir o iş. Bana kendi kendine değil mi Ümit Bey? Hiç açıkçası hiç kulis yapmadan, kimseyi tanımadan ilk filmimdi. Kimin seçtiğini bile, aday olduğumuzu bile bilmiyordum. Bir gece aniden bir telefon geldi, filminiz Türkiye'nin Oscar adayı seçildi diye. O geceki şaşkınlığımı hiç unutmuyorum yani. Benim için de bir gurur kaynağı yani. Ve tamamen aslında hikayenin, dramatik yapının gücünü gösteriyor. O yıl çekilen bir sürü, atıyorum, 1 milyon dolara çekilen filmler de vardı belki. Evet. Ama bizim 50 bin dolara bitirdiğimiz film... öyle bir yolculuğa katılmıştı. Evet, evet. Ve sizi de çok mutlu etti. Çünkü aldığı ödüller, çıkardığı ses ve seyircisine ulaşması hoş. Seyirciye ulaşmak Türkiye'de pek memnun edici bir ölçü taşımıyor belki. Çünkü son filminiz örneğin Sofra Sırları çok fazla salonda girdi. Ama sonrasında her sinemacının başına gelen, daha doğrusu her ticari sinemadan uzak olan sinemacının başına gelen bir yolculukla karşılaştı. Onu da paylaşmak ister misiniz? Türkiye'de bir dağıtım tekeli var sinemada. Bildiğim kadarıyla işte 3 büyük şirket bütün Türkiye'nin sinemalarını, salonlarını kontrol ediyorlar. Ve yani onlarla anlaşmak lazım. Film yapmadan önce onların ya da onlara satmak lazım. Bu da herkes için mümkün değil tabii. Bu da herkes için mümkün değil. Bağımsız yapımcıların, bağımsız sinemacıların o ağa girmesi... Bir yerinden girmesi çok zor. Belki bir gün düzelir mi bu kalıp Ümit Bey? Düzelir. Yani bunun için yani Türkiye'de şu an dünya çapında sinemacılar var biliyorsunuz. Evet. Yani filmlerimiz festivallerde büyük işler yapıyor. Yaratıcı manada oyuncu, kameraman, kostümcü, yazar, yönetmen çok iyi yetişmiş insanlar var. Fakat pazarlama, yapım, tanıtım... O kısım hala çok büyük yine bir endüstri olmasına rağmen o kısım hala eski Yeşilçam gibi çalışıyor. Onlar bir vizyon geliştirdiği zaman Türk sineması gerçekten büyük bir... Belki biraz orada birilerinin de yetişmesi gerekiyor. Bunun bir meslek haline gelmesi gerekiyor değil mi? Yapımcılar arasında da dünya çapında yapımcılar var. Genç yapımcılar, bağımsız yapımcılar. Ama hani bu ticaretin... değişmesi lazım. Ticari tarafı olmadan sinemanın geri kalan her şey bireysel kalıyor. Çabalar. Bireysel adımlar. Biri çıkıp bir festivalde bir ödül alıp tek başına bir başarı sağlayabiliyor. Ama sinemanın bütününün yani o asıl endüstrinin, ticaretin bir şekilde dönüşmesi lazım. Ve orada yani atıyorum 25 sene önce bağımsız sinema diye bir şeyden bahsetmek de imkansızdı. Evet. Ama bir takım insanlar, Nuri Bilge, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Derviş Zaim, onlar çıkıp kendi filmlerini o zamana kadar hiç olmayan yöntemlerle yaptılar.
ve bağımsız sinema diye bir şey yarattılar. Çünkü bir vizyonları varmış. Evet. Sinemanın ticari kısmında o vizyon bir parça eksik. Evet. Yani o olduğu zaman bu ticareti nasıl daha farklı yapabiliriz? Nasıl insanları daha çok getirebiliriz? Yani Türkiye'de en çok iş yapan, 80 milyonluk bir ülkede en çok iş yapan film 6-7 milyon kişi evet. gelebiliyor. Halbuki yani 25 milyon kişi gelmesi lazım. Evet. Ne bileyim. Daha da fazla gelmesi. Daha da fazla belki. Ümit Bey, çocukluğunuzdaki sinemalara gidelim şimdi. Yazlık sinemalar diyorsunuz onlara. Yazın vardı, kışın yoklardı. Kışın açılmadıkları için de ben edebiyatla haşır neşir olurdum diyorsunuz. Evet. Şimdi biraz edebiyat yolculuğunuza, programımızın sonuna doğru eksik bıraktığımız noktaya gidelim isterseniz. Kitaplarınız, romanlarınız, yazılarınız, tabii ki senaryolarınız, reklam metinleriniz, pek çok alanda yazdığınız yazı vardı ama şimdi romanlar üzerinden bir yolculuğa, kitaplar üzerinden bir yolculuğa çıkalım seyircilerimizle birlikte. Nasıl oldu ilk kitabın basılması ve siz yazmaya devam ediyorsunuz ben biliyorum. Neler bekliyor bizi? Yani demin işte asıl işim hikaye anlatmak dedim. Evet. Benim kafam sürekli bir şekilde hikayeler üretiyor. Bunların bazısı resim şeklinde, evet. Fotoğraf şeklinde hayat buluyor. Aynı zamanda iyi bir okurum her zaman. Kendimi iyi bir okur sayıyorum. Bir kısmı da sinema olamayacak hikayeler. Gerçekten ancak edebiyatta evet. Var olabilecek hikayeler. Onları yazmayı tercih ediyorum. Kendimi aslında hayata edebiyat gözüyle bakan bir sinemacı ya da sinemacı gözüyle bakan bir yazar gibi tanımlıyorum. Bunlar aslında çok ters şeyler çünkü ama edebiyatla arası tabii ki bu edebiyatla sinemanın dilleri çok farklı. Evet. Bambaşka diller kullanıyorlar. Seyirciyle ve okuyucuyla bağ kurma şekilleri çok farklı. Fakat ben ikisi arasında yolculuk etmeyi çok seviyorum. Bazen ondan, bazen bir kısa hikaye yazmak, bazen bir roman tasarlamak, bir roman yapısı kurmak. Hepsi çok hoşuma gidiyor. Ümit Bey, yaptığınız her şey bizi çok heyecanlandırıyor. Özellikle beni, yönetmenim olarak sizinle çalıştığım günden beri takip evet. ediyorum. Bir çalışmıştık dizide, evet. birlikte. Biz Size Aşık Olduk isimli bir diziydi. Çok eğlendiğimiz, evet. çok güzel bir diziydi. O günden beri takip ediyorum, tanıyorum ve bütün işlerinizi, siz de biliyorsunuz ki sergilerinize geliyorum. Hep takip etmeyi seviyorum. Çünkü sizin gibi biri Türkiye için çok büyük bir kazanç. Bence dünya için ve sanat tarihi için ileride büyük bir kazanç. Yarınki fotoğraf serginizin çok güzel olacağından eminim. Henüz göremedik tabii ki sergi asılmadığı, her şey yerleşmediği için ama bütün seyircilerimizin, özellikle İstanbul'da olanların gelip Nuri Ziya Sokağı ziyaret etmelerini tavsiye ederek ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür tekrar ederim. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar hayat sanata konuk olmanızı çok arzu ederiz. Tabii ki. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, şehir takvimine gidiyoruz şimdi. Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo. Dali'nin kadınları tarihte iz bırakmış isimleri aynı anda sahnede buluşturuyor. Sen de buradasın. Neden olduğumu bilmesem de ben de buradayım, evet. Yeter artık, yeter. Lallara Sam Bobrick'in kaleme aldığı Travis Pine halktan biri, sıradan, işini kaybetmiş bir Amerikalı olan Travis Pine'ın trajikomik hikayesini anlatıyor. Onları saklamış çok etkilendi. Eğer siz böyle bir mektup almış olsaydınız, başkanım olarak mı attınız? Tuğten Özel, hoş geldiniz. Efendim, ne söyleyeceğiz? Opel. Atılgan Gümüş'ün yönettiği müzikal düelloda konservatuvardan iki sınıf arkadaşının 20 yıl sonra sahne üzerindeki yarışı var. Operet. Rock. Hayır. Heavy metal. Felaketlerin yaraladığı tek su içindeki Asya'nın beyi neler yapmayı düşünüyor acaba? Eski Yunan Senin mitolojisinden Medea'nın hikayesinin günümüze uyarlanarak sahnelendiği teessürü Ilgın Sönmez yönetiyor. Sadece birbirini sevemez mi? Hayat bu. Hep hazırlıksız yakalar.
Hayat mı? Kısa değil. Sonsuz. Tutmayacaksın beni. Yatağını paylaştığın erkek için öyle dövülüp ağlama. Sen için. Sen. Şef Mustafa Doğan Dikmen yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Ses ve Saz sanatçıları Sadun Aksüt eserlerinden oluşan bir repertuarla izleyicilerle buluşacak. Müziğe gönül vermiş olan onkoloji uzmanı Tayfun Hancular, tedavi ettiği kanser hastalarıyla birlikte rock konseri verecek. Konsere kanser haftası nedeniyle sürpriz sanatçılar da destek verecek. Kuvvetleri Bandosu ve Cazın Kartalları Orkestrası ODTÜ Kemal Kurdaş Salonu'nda sahne alıyor. Özgün müziğin temsilcilerinden grup Abdal, MEB Şura Salonu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Karmaşık Sorular, Büyüleyici Yanıtlar isimli karma sergi yakında sona eriyor. Ressam Seyit Bozdoğan'ın 50 yılı aşan sanat hayatının izini süren sergisi Ankara'da Galeri Akdeniz'de görülebilir. Sevgili seyirciler, Hayat Sanat burada sona erdi. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın efendim.